əziz qardaşımla Füzuli şəhərində görüşərək onu orada qarşılayaraq Füzulinin dağılmış mənzərəsini göstərdim. Füzuli şəhəri yoxdur. Siz də oradan keçib görmüsünüz. Bir dənə də salamat bina yoxdur. Bunu Prezident İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşü zamanı deyib. Ağdam rayonunun 97.000 müayini üzərində 97.000 tək bir rayonda. Bizde savaş bitenden sonra 144 kişi mayında ya öldü ya da şey oldu. Yaralandı. Onlar da vermirler. Bakın bütün binalar yıkılmış. Hepsinde 30 sene bir binaları yıkılmış. Tek duvar kalmış. Burası Füzuli şehri olup ama yok. Bunlar kendilerinin oturdukları değil ama. Hayır burada oturmadı. Öyle mi? Ben oturdukları şey oturmadı. Böyle boş muydu 30 yıldır? Evet. Çünkü burada işgaldan önce Ermeniler yaşamıyor. %100 Azerbaycanlılar yaşıyor. Ona göre onlar işgal edenden sonra binaları yıktılar ki birinci biz burada döndüğümüye dönende de bak nereye döner. Peki ekinler var mıydı da ekiyorlar mıydı buraya? Evet. Ha, onları da yaktılar. Onu da yaktılar. 100.000 hektar bunlar bizim vatandaşlarımızın evleri oldu. Bütün hastahanalar, okullar şu anda en son aldıkları ayın şeylerinde bu rakam ben bu kadar büyük olduğunu. Tek bir reyonda kaç rakam? 97.000. 97.000 mayın. Onların 54.000'i tank eline, kalanı ise insanlar eline. Bu bizim yeni santral kurduğumuz. Yeni santral. Ne zaman kurdunuz? Onu dün açtım. Evet. Dün açtım. Ben dün geldim. Bakın sizi burada karşılayayım. Sağ olun. Burada yeni yollardı. Bu yollar yapılıyor. Evet. Yollar olmuyor. Yol boyunca. Biz gideceğimiz yol, Şuşa'ya yol, o yol olmuyor. Bu yolu biz Zafer yolu adını verdik. Çünkü bizim hərbiçilər bu yolla geldiler Şuşa'ya. Buradan geldik. Füzuli, Hadrut. İndi birazdan sonra biz Hadrut bölgesine gideceğiz. Bak o hərbi hissə. Bak görürsünüz. Tek o bina kalmıştır. Ben de geldim bayrağı burada kaldıranda sağlam olarak o bina var. Hərbi hissə. Yani askerler için. Asker. Evet. Ondan başka şehirde bir bina görmez yoktur. Vay. Oraya da yıkarlardı, yetiştiremediler. Orada şeyleriydi yani onların askerleri burada. Ha onların asker. Bütün başka yerlerde öyle. Ağdam da yıkılmış. Tamam. Kendileri nerede oturmuş? Onlar orada oturmadılar. Onların askeri pozisyonları var. Birkaç savunma hattı var idi ama burada Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl'da bir kişi yaşamadı. Yani ne yapmayı düşünüyorlardı? Yani böyle bir berbat durumda yani bize vermemek. Ya maksat yani bizim Azeri kardeşlerimiz kaçkın olsun. Buralar boşalsın. Yani düşmançılık. Çıkma ya. Düşmançılık. Ama bence emin değillerdi burası onlarda kalacak diye. Yoksa bir şey yaparlardı bence yani. Bir onlardan nüfus yok. Kim gelip yok. Mesela Şuşa'nı göreceksiniz. Şuşa'da yaşamışlar. Ama biz bilgiler aldık. Şuşa'da işgal dövründe 1600 kişi yaşamıştır. 1600 cemi. Ama işgaldan önce hardasa 15.000 yaşamıştır. Hamısı da Azerbaycanlı. 1600 kişini zorla, güclə orada yerleştirdiler. Onun da yarısını da yıktılar. Nerede? Bu 100 kilometrelerle gelirim ben mesela için. Buradan yol var mesela için. Cəbrayıl, Zengilan, Qubadlı. Her taraf böyle. Her taraf. Bu azad edilmiş torpaqların ərazisi 10.000 kilometre kareden daha fazla. Yani bir Lübnan boyda. Nasıl Lübnan? Lübnan boyda. Lübnan kadar. Yerle yeksan, yerle bir. Şimdi burayı müteahhit olarak Azeri kardeşlerimiz mi yaptı? Yok, bunları beraber. Burada Kolin var, Cengiz var. Ha, burada onlar var mı? Evet. Bunlar her yerde var. Ha, Cengiz demin beni aradı, şantiyedeyim. Ben dün tünelin inşasının temelini koydum. Evet. Cengiz orada yazılmıştı. Şuşa'ya yakın bir yerde. Cengiz, Kolin, Halionçu, bir de bizim iki şirket. Onlar bütün bu bir yeri göreceksiniz siz onların şeylerden. Şu anda mayın temizlemeden kaç tane geldi? 7 mi geldi? 10 tane geldi. Memat. He. Onlardan elave de alacağız. 20 mi gelecek? Öyle dedi bana şey. Evet. En azı 20. Ben onları de Yusufbaşı'ya da şöyle mümkün olduğunca artıralım. Çünkü böyle dedektörle falan bu iş bitmez. Evet. Şimdi o biçer döver makineleri var ya, o biçer döver makineleri salıyorsun, patata geliyor. Onlar çok güzel makineler. Acayip burada şeyde makine kimyada bana bir gösteri yaptılar. Ve uzaktan kumandalı. Aa, çok güzel. O mayın haritasını eğer hepsini biz alsak, ya. O bize bir avantaj sağlayacak. Çünkü olmasa bu bölgede 10 yıl çeker. Her tarafım aynı. Başka esir var mı? Var, var. Peyderpey. Artık o yolunda değişmedi. Hadi bakalım inşallah. İşte Haziran'ın 4'ünde bir kamyon içinde de basın mensupları Kelbecer'de patladı. 3 kişi öldü. İkisi basın mensupları, biri de valiliğin validesi. Da yeni yol, bu yok.